Ülkemiz karanlık günlerden geçiyor. Resmen karanlığın en koyu olduğu dönemleri yaşıyoruz. Ama bilin ki sevgili hemşehrilerim, aydınlık karanlığın en yoğun olduğu dönemden sonra başlar. 15 yıldır ülkeyi yöneten bir idare var. 15 yıldan beri hangi kanunu çıkaramadılar? Hangi yasayı çıkaramadılar? Ülkeyi istedikleri gibi, istedikleri şekilde yönettiler. Ama şu anda önümüze bir anayasa paketiyle geldiler. Soruyorum ben sizlere şimdi, hemşehrilerim. Lütfen cevap verin. Bu anayasa paketi işsizliği mi çözecek? Hayır! Bu anayasa paketi ekonomiyi mi düzeltecek? Hayır! Peki bu anayasa paketi terörü mü engelleyecek? Hayır! Peki bu anayasa paketi çiftçilerimizin aldığı mazotun, gübrenin fiyatını mı düşürecek? Hayır! Hiçbir şey düşürmeyecek yani. Sadece bir kişinin keyfe keder çıkardığı bir anayasa paketi. Sevgili hemşehrilerim, daha önceki seçim dönemlerinde de defalarca söyledim. Seçmen yanılabilir. Seçmen hata yapabilir. Seçmen çeşitli ekonomik kaygılarla istemediği yerlere oy verebilir. Veya seçmen tehdit edilerek yine istemediği yerlere oy vermek zorunda kalabilir. Kısacası yanılabilir. Ama ülkeyi yöneten idarecilerin yanılma lüksü yoktur. Eğer ülkeyi yöneten idareciler ben yanıldım diyorsa bu işi bırakması gerekir. Bu işi bıraksın ki yanılmayan insanlar gelip ülkeyi yönetsin. İnsanlarımıza soruyoruz. İnsanlarımızla, vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Vatandaşlarımız çok ciddi bir korku içerisinde bize söylüyorlar. Ne yapacağız diye. Çünkü çok ciddi tehdit ve baskı altındalar. Ben vatandaşlarımızdan, insanımızdan ve milletimizden şunu söylüyorum. Hiç kimse vatandaşlarımızdan ve milletimizden büyük değildir. En güçlü siyasetçinin siyasi gücü şu sizin iki parmağınızın arasındadır. Gelirsiniz, oy verirsiniz, siyasetçi gelir. Gelirsiniz, oy verirsiniz, istemediğiniz siyasetçi gider. Hiç kimse sizden büyük değildir. Lütfen korkmayın. Sözlerime son verirken Sayın Başbakan'a ben Nurhan Kurtulmuş'a da bir çift laf etmek istiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Sayın Nurhan Kurtulmuş çıkmış, eğer bu ülkede evet oyu çıkmazsa referandumda terör bitmezmiş. O zaman şu ana kadar şehit olan aileler size sormayacak mı? Madem elinizde bir imkan var, niye bu terörü bitirmediniz? Niye bu kanı durdurmadınız diye sormayacaklar mı? Mutlaka soracaklar. Nacizane hem Kurtulmuş'a hem Sayın Başbakan'a bir tavsiyem var. Diz çökerek yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih etsinler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan'a.